Gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Senatok'la Fenerbahçe'yi konuşacağız. Başakşehir karşılaşmasını ve tüm detayları konuşacağız ama klasik hatırlatmamızı yapalım. yapalım. Futbol Arena YouTube kanalına abone olmanızı bekliyoruz. Bildirim zilini açmanızı, videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. İlgi ve alakalar için de teşekkür ederim İzleyicilerimiz evet. her zaman. Hoş geldin bu arada abi. Sağ ol. Hoş hoş bulduk. Evet, sen de hoş geldin. <laughs> ben sen daha eskiyim burada mı? Neyse problem. <laughs> evet, doğru. Ee, Başakşehir karşısında 4-0 kazanılan bir karşılaşma ama inanılmaz derecede maça hakim olan Hı -hı. ön alanda muhteşem bir pres yapan Fenerbahçe izledik. Uzun yıllardır e, Fenerbahçe tribünleri çok eleştiriliyordu, e, tribünlerin de geri döndüğü karşılaşma olarak nitelendiriliyor. Sen neler gözlemledin abi? Ee, programımızda hep anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Hmm bu ligde şampiyon olmak için neler gerekiyor diye bir takım sıralamalarda bulunmuştuk. Birincisi ki, takım savunması. Şimdi İsmail Hoca dedi ki dün ben hücum oynarım, hücum oynatırım ama İsmail Hoca ben tanıyorum. İsmail Hoca hücumu şöyle oynatıyor. Arkası sağlam olunca yani böyle kontrolsüz bir hücum oynatmıyor. Akıllı, mantıklı bir oyun sistemi var. Kaliteli ayakları var. Takımını, camiasını tanıyan bir teknik direktörü var. Bunların hepsinin toplamında Ortaya bu sorun çıkıyor. Mesela daha önce Fenerbahçe e, seyircisi hocası umutlandırıyordu. Mesela Jesus umutlandırıyordu. Jesus, karizmatik bir teknik adamdı. Ama takımı bu takım gibi değildi. Kimi zaman takımı iyiydi, hocası o takıma göre değildi. Şimdi bir hocası doğru hoca, takımı güçlü takım, taktiği doğru taktik. Hiç eksik bir şey yok. Bir parça ya yok. Eksik, ya. daha iyi hale gelebilecek tek konu altı numara iki maçtır da İsmail e, fena değil. Ya savunmada zaten iyi de ofansif anlamda da çok büyük hata yapmıyor. Ben çok iddialı konuşmayı sevmem sporda. Çünkü spor da bu yüzden çok cazip bir sürü sürprize gebe olduğu için. Ancak eğer bu takıma Krunic gelseymiş lig bitermiş. Evet. Bunu bunu çok net söyleyebilirim yani. Hani bu takıma içi e, alabilseydi Fenerbahçe ee, gerçekten çok büyük ölçüde bir sürpriz olm olmasa lig, lig biterdi yani. Öyle bir takım haline geldi ve devre arasında ben bir bu bölgene transfer bekliyorum. Onun dışında sen formülü uyguladığında futbol bazen matematik gibidir, bazen de hayat gibidir. Ama genelde formülü uygularsan e, sonucu alırsın. O formülde doğru teknik adam, doğru kadro, kaliteli kadro ve doğru sistem. Bunu gören taraftar da umutlanıyor. Zaten Kadıköy'de eski haline döndürmeye başladı. Yoksa teknik detaylara e, girersek çıkamayız hı. uzun uzun. Ama genel sana özetlemem gerekirse bu üç e, maddede özetleyebilirim Fenerbahçe'nin dünkü performansını ve e, bu sezonki çıkışını. Şimdi bir istatistik de vermek istiyorum abi. Başakşehir'in dünkü maçtaki gol beklentisi 0,15. Alanya Spor'la karşılaşmıştı geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçe. Alanya Spor'un gol beklentisi 0,08. Evet. Yani Fenerbahçe'nin bu gelişen oyun hakkında neler söyleyeyim? savunması anlamında. Şimdi evet, bak, savunması anlamında. Şimdi pardon. şöyle, dostum, ee, ben bunu uzun yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben e, Fenerbahçe'nin başarılı dönemleri görmüş bir gazeteci olarak e, hep mesela Alex'ten bahsedilir. Alex, 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 Alex. Tabii müthiş oyuncu, heykellikli Ama Alex'in arkasını sağlam yaptığın için Alex efsane hale geldi. Anlatabildim mi? Senin Aynen. temelin arkan sağlam değilse ön tarafa Messi, Neymar, Suarez kimi koyarsan koy, Mbappe'yi de koy. Dünyanın bu, bu, bu işin temeli yani bir evi inşa eder gibi temelden bahsediyor ve bu bahsettiğin işin temeli. Ben o yüzden savunmanın çok önemli olduğunu birçok kez anlatmaya çalışmış. Jesus döneminde de hep anlattık hocam biraz savunma biraz geriye Giriden geriden başlamak lazım. Çok gol yiyordu Fenerbahçe. şimdi top kaline gelmeyince sevgili dostum daha kolay hücuma çıkıyorsun. Daha rahat. Daha hücuma. güvenli. E tabi önde de Ceko, işte Tadic vesaire, Şmanski onlar da İrfan Can mesela ne savunma yapıyor. Ama rakip senin kaline kadar öndeki baskı ve orta sahadaki baskıyı aşsa bile... İsmail, Bekao, Ciku, hadi onu da geçtin Livakovic geçmesi gereken çok set var. Yoksa ideal olan efendim Fenerbahçe hücum oynar, Fenerbahçe böyle ya Fenerbahçe herhangi bir takımın hücum oynaması için savunmayı doğru yapması lazım ya. Yani bu, bu, bu evin temeli olmadan üst katlara çıkmak gibi bir şey. Evet. Er ya da geç o sistem çöker. Temelsiz ev çöker. Fenerbahçe'nin temeli iyi. Bekleri iyi. Kalecisi iyi. Stoperi iyi. Altı numarası defansif anlamda iyi. Şmanski 8-10 oynuyor. Kaleci'ye kadar koşup top çıkartıyor. Bunlar evet. hep savunma. Az sonra konuşacağız zaten. O yüzden orada. buradan hani anlatmaya çalışıyorum. Savunmasız evet. hücum olmaz, savunmasız şampiyonluğa gidemezsin. Ondan sonra zaten Fenerbahçe önünde topla buluştuğu zaman sonuca gidiyor. İrfan Can nasıl kesiyor? Tadici tek, tek tendiriyor, işitiriyor evet. yani. İdeal ikili de stoperde. Bekao, evet. Ciku olarak artık kalıcı hale geldi diye düşünüyorum abi. O zaten Hoca hep ikisini oynatmak istiyor. Yani Serdar'ın da tabii beğendiği özellikleri var ama Ciku'nun ayağı çok düzgün. Ve e, sert. Yalnız Bekao çok yani böyle bir kartalı yakın oynuyor bazen. Biliyorsun evet. hakem performansları bizde e, skandal maalesef. Dün de yani o Şumanski'nin pozisyonuna gitti, foul verdi hakem. İnanılmaz yani. Önceki maçta Alanya maçında hakem şey oyuncu yere düşmemesine rağmen foul verdi. Neyse. E, belki oraya geliriz. E, stoper ikilisinin ideal olmasının yanı sıra önünde ve arkasındaki isimler değil. Livakovic'i İsmail'in de defansif özellikleri onların biraz daha yükünü azaltıyor ve ne yapıyor? Daha çok ofansa çıkmalarına da katkı sağlıyor. Yani ben Ciku Cikule geçen ben dişçide karşılaştım. Tebrik ettim onu da. Evet evet dişçide okay. gördüm. Ondan sonra hangi maçtan sonraydı? Bir önceki maç galiba. Ondan önceden. Evet. Maçı. Yok yok evet. lig maçı. Lig maçı. Tebrik ettim falan. Ya yani Ciku'nun ayağının düzgün olduğunu biliyorduk ama o şutu öyle çıkarabileceğini kimse bilmiyordu ya da şahsen ben bilmiyordum. Bu yüzden Fenerbahçe'nin ideal ikilisi bulması değerli. Uçe Hök'ten başlayarak Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında bu ideal ikililer çok çok değerlidir. Bu ideal ikilinin ben oluştuğunu söylemekle beraber sağı, solu, arkası, önü de çok e, önemli bir güvenlik çemberi halinde. İsmail böyle devam ederse. Evet. Yani o güvenlik çemberini geçip merkez toperler de ekstra bir güvenlik sağladığı için Fenerbahçe farklı iki profilde stoperini bulmuş durumda, uyum sağlamış durumda. Dolayısıyla ben mümkün olduğunca bu ikilinin oynamaya devam edeceğini düşünüyorum. Yerli kontenjan alakalı ekstra bir sorun olmadığı müddetçe sakatlık olur vesaire olur o zaman mecbur değişebilir. Az önce sağ ve solda dedin abi. Solda Osterwoldenin bu sezonki performansı da birçok olumsuz eleştiriyi de olumluya çevirdi geçen evet. sezon. Jorge Jesus döneminde geldi ve ne oynadığı belli olmayan bir oyun sisteminde ne oynadığı anlaşılamayan bir oyuncuydu. Ama fizik kalitesi çok <laughs> çok, çok 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 güzel anlattın <laughs> valla ben. Ben çünkü şimdi, şimdi mesela programlar önce biraz tabii çalışıyoruz. Bizim <laughs> gördüklerimizin dışında insanlarla sohbet içeriden. içerden. Osterbold ile alakalı da senin söyledine benzer bir şey söylediler. O yüzden güldüm biraz hani. Sanki sen içerideymişsin gibi. <laughs> Doğrudur abi. Ya İçer içeride misin? Yok değilim abi. <laughs> Futbol arana evimiz. <laughs> e, Osterbold'e fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncuya dönüştü abi. Yani e, hem de hücuma da katkısı var. Lusantadic'le olan uyumu özellikle ligin ilk Hı -hı. dönemindeki performansı çok ön plandaydı. Onun performansı hakkında neler söyleyebiliriz? Şimdi birkaç, birkaç bilgiyle başlayalım. Güven veriyor çünkü Kaç Birkaç, birkaç çok... bilgiyle başlayalım. Sonra bir iki detay belki yorum ekleriz. Ben de sordum bugün sabah Osterbold'e nasıl böyle bir çıkış yakalı. Bir, önce geçen senelikler. Geçen sene aynı senin söylediğin gibi çok değişik bir oyun stili, zor bir oyun stili, işte genç oyuncu yeni geldi, Türkiye'ye alışma, adaptasyon vesaire vesaire. Bu sene anlattığın detaylarda bir zorlanma, yıpranma ve özgüven kaybı. Sonra bu sene hoca gelince Österboel ile konuşuyor. Diyor ki ben senin iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum, tanıyorum, seni kullanacağım diyor. Ve şey maçında stoperde kullandı ya, Avrupa Kupası maçında. Şimdi evet. hoca bunu söyler yani evet evladım sana güven ama bunu eyleme dönüştürüyor hep ben söylüyorum yani söylemle eylemin uyuşması lazım hoca bunu eylemlerde de gösterdi stopere koyduğu sol beki koydu işte gol attı vesaire burada Osterwold genç bir oyuncu olarak şunu çok net gördü. İsmail hocanın kendisine güvendiğini, bu güven bazen insanlara çok klasik ve klişe gibi geliyor ama kendi hayatlarından örneklesinler, belki kendi iş hayatlarından da örnekleyebilir. Yani sana güven duyulan yer, daha çok performans veriyorsun. Tabii. Ee, doğru sistem, doğru oyun, özgüvenin artması tecrübelenmesi gibi gibi etkenler ama temelinde İsmail Hoca'nın söylemle eyleminin e, tutması Osterwald'ı bir üst seviyeye çıkar. O da Potansiyelini gösterdi. Biz de çok eleştirmiştik ama gerçekten potansiyelini görünce biz de tabii kendisini evet. tebrik ediyoruz. Şimdi abi Shimanski ışık saçmaya devam ediyor. 13 maç, 7 gol, 4 asist. Polonyalı oyuncuyu konuşacağız ama ben sadece dünkü maçla kalmayalım hmm. istiyorum. Yani bir transfer başarısı. Tabii tabii, tabii. yani geçen seneye kadar kimsenin bilmediği bir oyuncu. kesiyorum. Telefonu kesiyorum ben sana söyleyeyim. Abi. Şimdi 10 milyon euro yakın para verildi. Belki bonusları vesaire vardı bilmiyorum. Şimdi aklıma değil. Ee, şimdi Tadici Ceko'yu aldın, Cengiz'i aldın. 10 milyon euro Şmanski'ye verdim. Bu transfer tutmasa ne olurdu? Çok büyük eleştiriler olurdu. Bayağı. Yani. Ya yani şu... 3 değil 5 değil. 10. Ya, ha, ya Şmanski efendim şu 10 milyon euro verdiniz. Ha, bir siz mi gördünüz Şmanski'yi Avrupa'da hiçbir kulüp görmedi de siz mi aldınız diye klasik klişe eee kirişeler bazen doğrudur ama hani klasik ezber yorumlar yapılacaktı. Dolayısıyla bu riski bir transfer. Yani iyi oyuncu olduğunu o iyi oyuncu olduğuna şüphe yok ama isim olarak Tadiç ve Ceko'dan sonra Švančik gibi bir oyuncu aldığınızda 10 milyon ve üzerinde bir bonservis bedeli verme ihtimaliniz olduğunda insanların gözleri hep orada. Bir de eleştirmek isteyen de olarak kesimler var. Şimanski kötü oynadı. Bak bu kadar para verdiniz. Transferde çok büyük hata yaptınız. Şimdi buradan şuna geleceğim. İsmail Hoca çok istedi. İsmail Hoca çok istediği için Fenerbahçe oyuncuyu aldı. İsmail Hoca ısrarcı oldu. Aynen Kuru de olduğu gibi. Kuru de bu kadar istiyordu zaten. Benim sistemin önemli parçalarından biri olacaktı. İdeal şeyde Fred... Krunic ve Šmanskiydi hocanın evet. kafasındaki üçlü. O üçlü zaten olsa az önce de anlattım. Acayip bir şey olur. Neyse de. dolayısıyla İsmail Hoca burada bir risk almıştır. Haklı çıkmıştır. Fenerbahçe yönetimi hocasının talebini yerine getirmek için ekonomik anlamda fedakarlık yapmıştır. Fenerbahçe bu transferi nasıl bitir diye gelecek olursak Fenerbahçe önce kulübüyle işi bitirdi. Yani oyuncunun kulübüyle işi bitirip ondan sonra oyuncu kısmına geçince daha rahat ilerledi burada. Dolayısıyla e, burada başta İsmail Hoca'nın ısrarı, başkanın ve yönetimin, e, yani şimdi ben de olsam ya Hocam hani 10 milyon, biraz hani başka bir oyuncu daha marka ya da markadan kastım, Tadic, o gibi bilinen bir oyuncu niye olmuyor diye sorardım yani. Burada da Hoca olan güvenin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. İsmail Hoca'nın haklı çıkması da e, ayrıca e, değerli. Dolayısıyla baştan sonra tabi İsmail Hoca'nın hem onu kullanması hem istemesi gibi etkenler Şwank'in potansiyelini daha rahat ortaya koyuyor. Zaten böyle devam ederse de seneye zor kalır. Karşılaşmada bir deparı vardı ikinci yarıda. Gol, gibi. gol, gol gibiydi. Gol gibiydi ve tribünlerden de öyle tepki geldi. Şimdi bak o depar şöyle güzel bir nokta bu. Bizim burada kaç dakika konuşuyoruz? O depar yani o deparı verme şansımız olsa o deparı izledikten sonra zaten her şey ortaya çıkıyor. Çünkü o deparda ne var biliyor musun? Bir takım savunması var. Bir, iki kondisyon var. Dayanıklılık var. Üç, Hı. coşku var. istek arzu var. Yani Şmanski oraya koşmasa başka belki yine bir şey olur, gol olur bilemiyorum. Belki kaleci çıkartır. Ee, hoca bunları istiyor ama öyle bir koşuyor ki e, keyif alarak coşku içinde o pozisyonu önlüyor. Ve o gol kadar değerli. Kesinlikle. Ve şöyle bir şey var. Şmanski'nin o koşusundan sonra Fred de koşacak, Tadic de koşacak, İrfan Can da koşacak, Mert Hakan da koşacak. Örnek o, olacak yani. Bravo. Bunlar birbirini olumlu olarak tetikleyen konular. Dolayısıyla o koşu aslında bizim tüm konuştuklarımızın özeti. Maç o sırada 3-0 mıydı? 3-0'dı. 3-0'dı. 3-0 iken böyle bir şey yapıyorsunuz. Yani e, keyif alarak, coşkuyla savunmaya koşan bir Fenerbahçe. Fotoğraf budur. Bunun üzerine ilerlemek evet. lazım. Libakovic de yani böyle destek maksatlı bayağı bir. Tabii, tabii bir konuş e, e, şey. müdahalesi oldu. Yani Vallahi kaleci be kardeşim ya. Eşim Altay'ı hani, haksızlık etmeyin onun da yola açık olsun. Ama çok üzerinde ya Altay'ın. Yani gerçekten üzerinde yani. Ve dolayısıyla ee, siyahla beyaz gibi fark ediyor yani. Siyahla beyaz gibi. Beni en çok hatalı gol yiyecek mi yiyecek? Mutlaka hatalı gol yiyeceği zaman olacak. Yemeyen kaleci yok. Ama beni daha çok etkileyen şu. Tekniği. Kurtarışlardaki tekniği. Ve eee çok top gelmemesine rağmen konsantrasyonu. Evet hazırda tutuyor kendini. Alanya sadece. maçında geldi tık konsantre çıkardı. Bir tane dün savunma arkasına geldi biliyorsun taca doğru yumrukladı. Evet. Yani orada şu çok zor bir şeydir. Abi top gelmiyor önde Fenerbahçe şov yapıyor. Tek başına kaldın arkada. O konsantrasyondur kalecinin tekniği çalışması ayrı ama konsantrasyon konsantrasyonda kalecide olmazsa olmazdır. Ee, o yüzden... En önemlisi güven vermesi abi. Öyle toparlayabiliriz ben yani. Öyle. Ee, şimdi son zamanlarda Dusan Tadiç'e dair eleştiriler de vardı. Hani skora katkı yapmamaya başladı gibisinden. Bu eleştirileri ben çok fazla anlayamıyorum. Abi boş. Sen, Direkt ben... söyleyeyim boş. Yani kimin yaptığını bilmiyorum. Görüyor musun? Boş. Yani sağ içerisinde daha iyi bir şef Alex boş. Hariç, hatırlamıyorum boş ben. Boş eleştiriler. Açık net söyleyeyim. Kimse hani belki benim arkadaşlarım, dostlarım, abilerim de demiştir. Bilmiyorum kimin dediğini ama bunlar boş eleştiriler. Twitter eleştirileri. Ha, okay. yani. Bunlar, bunlar e, futbolu gerçek anlamda analiz edilmediğini gösteren eleştiriler. Sadece rakamsal olarak eleştiriler bunlar. Skor gazeteciliği evet. gibi diyeceğim ama yani Şimdi, gazeteci arkadaşlarımızla arkadaşlar, da şey yapmayalım. Yani bir böyle bir Ceko başlangıçta ya 37 yaşında biraz ağır mı? Duydu, duydu, duyuyoruz böyle. Duyduk sağdan soldan. işte bir yerlerde. Efendim Tadic skor üretim. Ya herkese, her şeye, her şey bir şey bulunmaya çalışılıyor. Yani arkadaşlar, e, Tadiç ile alakalı ben şunu kendi yorumumu eklemeden önce şunu soruyorum. Dedim ki Tadiç ile ilgili hoca ne düşünüyor? Tadiç oyunun mimarı kardeşim. Mimarı. Topu Tadiç'e atıyorsun, ondan sonra Tadiç'le ile top buluşuyor. Ondan sonra sen ileride çoğalıyorsun, organize oluyorsun, pastrefine başlıyorsun. Yani <laughs> asistli Tadiç yapmamış olabilir ama asistin ve golün başlangıcı Tadiç'ten. Tadiç topu tutuyor. Tadiç topa çok klas dokunuşlarla bir sanatçı gibi sana final noktasında sunum yapıyor işte Ceko'ya sunduğu son top. Şimdi herkes çok kolay zannediyor değil mi o topu? Ya yani, o topu o seviyede indirebilmek. Tadiç kalçasını koyuyor rakibe. Bak, kalçasını iyi kullanan oyuncular Alex, Hacı yani rakibi arkasını alırdı. Arkasını aldığın zaman önünü göre bir evet. Ve topu alamıyorsun. Şimdi güçsüz bir oyuncu Allah'ını seversen. Güçsüz bir oyuncu kalçasını koyabilir mi abi? Yok, çelimsiz oyuncu. Güçsüz artık. bir oyuncu kalçasını koyduğunda o topu rakibinden saklayabilir mi abi? Güçsüz bir oyuncu bunları yaparken aynı zamanda sol kenarda rakiplerle belli noktalarda hani ee, çalımlarla vesaire zor duruma sokup asist yapar mı kardeşim? Yani ben yani ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum yani. Skor ve asist yapsa bu sefer sadece skor ve asist yapıyor oluyor. Yani herhalde Fenerbahçe'de Messi, Mbappe falan oynasa o da ona da bir şey bulunacak yani lütfen yani. Ya o yüzden o yüzden yani bakın burada hatalar eksikler olacak. Bu, bu, kesin insan bunlar. Yani dünyanın en iyi oyuncuları eksik ve hata yapıyor. Ancak Tadic'i izlerken skor ve asist katkısından bağımsız izlemenizi tavsiye ediyorum. Ağzına sağlık abi. Eyvallah bittim. Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Fenerbahçe <laughs> önümüzdeki hafta e, Spartak Tırnava maçından sonra gündem Fenerbahçe'nin yeni bölümünü çekmiş olacağız. çok konuyu konuşup ben teşekkür ederim. Evet. Ee, güzel keyifli maçtı. Fenerbahçe'nin oyunun daha da yükselmesini bekliyorum. Bir kere daha yorumları, beğenileri, eleştirileri varsa her zaman bekliyoruz. Futbolarına kanalına abone olmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.